Şimdi milliyetçi cephede de kırılmalar yaşanıyor. Şimdi bundan 10 yıl önce olsa, bundan 10 yıl önce sadece MHP milliyetçi sağ siyaseti temsil ederdi. Fakat şimdi öyle değil. Mesela İyi Parti, mesela Zafer Partisi. Tüm bu MHP'nin çıkışlarına karşı İyi Parti'de özellikle Musavat Dervişoğlu çok sert bir çıkış yaptı. Hatırlarsınız, ip attı, urgan attı. Bu urgan da MHP liderinin dilindeydi. Hiç kimse bizimle, Türk'le hizmet kulvarında milletseverlik ve vatanseverlik yarışına girmesin. Öcalan'a meclis davetinin ardından en sert eleştiriyi İyi Parti lideri Musavat Dervişoğlu'ndan alan Devlet Bahçeli, İyi Parti liderine aynı sertlikte yanıt verdi. Abdullah Öcalan'ı asamadınız ama bu büyük milletin hayallerini astınız. Bu büyük milletin geleceğini kastettiniz. Al şimdi bu ipi, baş köşede başının ucuna as. Bunlar altından kalkamayacakları, hayat ve siyaset mazisiyle ispat edemeyecekleri söz düellolarına, siyasi şovlara, iplikçi kavgalarına, yağlı urgan ölçüştürmeye heves etmesinler. Heveslerinin kursaklarında teker teker bırakır, burunlarından fitil fitil getiririz. Bahçeli Dervişoğlu'na idam ipi üzerinden yanıt verdi ama Dervişoğlu Bahçeli'nin Öcalan çıkışının peşini bırakmıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelsin, şu partinin grubunda konuşsun lafı. Bir kişi için özgürlük planlanıyor ve bunun meşruiyet alanının oluşturulması için sarf ediliyor türünden bir hissiyat uyandırıyor bende. Aziz şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak hiçbir yanlışı içine girmedik. Girmeyi aklımızın ucuna dahi getirmedik. Hep söyledim, yine söylüyorum. Türküz, Türkçüyüz. Kaynağını Türk İslam ülküsünde bulmuş Türk milliyetçileriyiz. Türkiye'yi bu coğrafyada var eden kuruluş felsefesinin tartışma masasına yatırılmasına vesile olabilecek adımlar üzüyor beni. Hiç kimse bizimle, Türk'le hizmet kulvarında milletseverlik ve vatanseverlik yarışına girmesin. Bahçeli, Öcalan çıkışına yönelik eleştirilere sert yanıt verdi. Muhalefet ise ısrarla sorularına yanıt bekliyor. Şimdi sadece muhalefet sorularına yanıt beklemiyor. Yani bir zahmet de beyefendiler halkı insan yerine koysunlar. Bir izahat borçlular değil mi? Çünkü ölen de biziz günün sonunda. Tüm bu işlerin çilesini çeken de biziz. Hatırlayın, 7 Haziran 2015'ten sonra AK Parti tek başına iktidar olma olanağını kaybettikten sonra çözüm süreci denilen o birinci süreç, artık bu herhalde ikinciyi başlıyor, öyle anlıyoruz. O birinci süreç çok kanlı bitmiş ve sadece o yaz o Hendek Savaşları'nda 790 askerimiz şehit olmuştu. Yani ölen biziz, birisi bize bir açıklama yapmalı değil mi? Bunu istemekte bence haklıyız.